Çok duygulu bir gündeyiz, çok özel bir gündeyiz. Bence Cumhuriyet tarihimizin en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Son durak. Bu millet bu alçak saldırı karşısında şanlı bir direniş gösterdi. Sinan ve Kenan Ağa. Mitingde büyük ilgi. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin onay. Türkiye 7 Ağustos günü tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 3 siyasi parti liderinin bir araya geldiği demokrasi ve şehitler mitinginde Türkiye darbeye hayır dedi. Milletimizin göz bebeği geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı geliyor. Canı büyük Osman Paşa. 500'den fazla ünlü isimle düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitinginde hep birlikte tek yürek oldu. Mitinge katılanlar arasında ünlü oyuncu Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu da vardı. Geleceğimizi kurtarmak adına şehitler verdik. Yaralılarımız var. Onların hepsine minnettarım. Buradaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımı sunmak istiyorum. Kenan İmirzalıoğlu zaten demokrasi nöbetlerine katılarak da halkın sevgisini bir kez daha kazanmıştı. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için hayatlarını kaybeden kahraman demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine sabır, başsağlığı diliyorum. 7 Ağustos'taki Demokrasi ve Şehitler mitinginde Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına Türkiye'm, birlikte çok güzeliz notunu düştü. Mayıs'ta Cunda Adası'nda dünya evine giren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aşkı demokrasi mitingine de damga vurdu. Sizinle konuşmuştuk, Allah tamamını erdirsin, bu saatten sonra söylenecek tek bir şey var diye. Çok şükür Allah tamamını erdirdi. Ve bugün özellikle her kesimden insanın, her siyasi görüşten insanın burada omuz omuza kardeş kardeş olması bizim özlediğimiz günlerdi. Biz bu birlikteliği beraber götürürsek şehitlerimiz sokaklarında daha rahat uyuyacaklar. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun miting sırasında eşi Sinem Kobal'ın elini bir an bile bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. Her türlü müdahaleye milletçe mesafeli durmamız şarttır ve tarihi bir sorumluluktur. Hatta miting sırasında muhabirlerin Aniter Genç'le röportaj yaptıkları sırada Sinem ve Kenan'ın birbirine sarılarak mitingi izlemesi sosyal medyaya damga vurdu. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalana detay. Demokrasi ve Şehitler mitinginde Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın yanına gidiyoruz. Sözü ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ'a veriyoruz. Kıvanç Bey, neler söyleyeceksiniz? Aşırı derecede duygusalım şu anda. Kelimeler ki fayda çıkarıyor. Fakat bu demokrasiye sahip çıkmak için bugün burada toplanan bu saygıdeğer millet, bu partililer ve tüm devletimizle beraber burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum, büyük gurur duyuyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra mikrofonumuzu Kenan İmirzalıoğlu'na uzatıyoruz. Kenan Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Çok duygulu bir gündeyiz, çok özel bir gündeyiz. Bence Cumhuriyet tarihimizin en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Son durak. Bu millet bu alçak saldırı karşısında şanlı bir direniş gösterdi. Devletiyle birlikte bu durumu hakikaten yerle yeksan etti. Bütün dünya gösterdi vatanına, demokrasisine ne kadar bağlı olduğunu. Geleceğimizi kurtarmak adına şehitler verdik. Yaralılarımız var. Onların hepsine minnettarım. Buradaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımı sunmak istiyorum. Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'un duygu ve düşüncelerini öğrendikten sonra kameramızı tekrar mitinge çeviriyoruz. İstanbul! Kenan Doğulu demokrasi mitingine. Ben Ersiz katıldı. Çok harika bir konser oldu. Bu konserlerin devamında gelecek. İlk konser İş Sanat'taydı. Bundan sonrakilere bakacağız nerelerde. Bir turne de düşünüyoruz.
Bodrum konserinden İstanbul'a geçen ünlü popçu Kenan Doğulu düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitingine yalnız katıldı. Çok özel bir gün, birlik günü. Artık evet. Herkesin, bir bütün ülkenin, insanların bir bütün olması, birbirlerini sevmesi, barışması, uçurumların kalkması için çok önemli bir adım. Bugünkü birlik, beraberlik duygusu uzun yıllar unutulmayacak bir duygu. Hamile olduğu konuşulan Beren Saat geçen günlerde eşi Kenan Doğulu ile Los Angeles'a gitmiş ve orada kalmıştı.